Başvuru tarihleri ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvurular var. Ortaöğretim oturumu ise 15 Eylül 2024'te, başvurusu 18-30 Temmuz'da. Ortaöğretimde bu 15 Eylül'de sınavın sonuçları da 4 Ekim'de olacak. Bununla ilgili merak eden diğer KPSS'ler veya ÖSYM'nin açıkladığı ve bildiğimiz her şeyi, bütün haberleri vereyim. KPSS başvurularını söyledim. Ortaöğretimden başka hangi neler var? KPSS sınav tarihleri, mesela ön lisans sınav tarihi 1 Eylül'de. Ortaöğretim başvuru yapıldıktan sonra 15 Eylül'de. Yani ön lisans 1 Eylül en yakın, 15 Eylül daha sonra ortaöğretim. Bu 2024 için tabii ki. Din hizmetleri alan bilgisi testi ise DHBT diye kısaca 25 Eylül'de yapılacak. Yani en yakında 1 Eylül'de ön lisans var. Evet. Bunun dışında TYT, AYT'yi de biliyoruz. TYT sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak dendi. Bir iki gün erken olabiliyor bazı yıllarda. İkinci oturum AYT'de işte başvuru tarihlerini zaten geçti bu sınav. 17 Temmuz'da TYT ve AYT 17.07.2024'te açıklanacak inşallah. Cuma gününe denk geliyor. Yükseköğretim Kurumları 3. sınıfı olan YDT ise o da aynı şekilde TYT, AYT'de bir 17 Temmuz'da açıklanacak. KPSS'de kamu personel seçme sınavı, yetenek ve genel kültür eğitim bilimleri sınav tarihi 14 Temmuz'da. Başvuru tarihi de zaten Mayıs'ın 3'ünde yapılmıştı. Mayıs'ın 3'ü ile 15.05 yani arasında. Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Onlar da 23 Ağustos'ta, herkes heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. 2024'te lisans alan bilgisi KPSS'de lisans alan bilgisi 20 Temmuz sınav tarihi. Başvurular yapıldı 3 ve 5, 15 Mayıs'ta. Sonuçlar da işte 23 Ağustos'ta açıklanacak. Herkes bunu bekliyor şu anda. 20 Temmuz'u yapıldıktan sonra herkesin yapılacak sınavdan sonra bu bekleniyor. KPSS lisans alan bilgisi işte dediğim gibi 21 Temmuz'da sınav tarihi var. Lisans öğretmenlik alan bilgisi de sınav tarihi Ağustos'un 4'ünde. Sınavın sonucu açıklanması 23 Ağustos'ta. Lisans alan bilgisini söyledim. Öğretmenlik için alan bilgisi de 4 Ağustos'ta sınav yapılacak. Öğretmenlik alan bilgisi. Onların sonucu da yine aynı gün 23 Ağustos'ta açıklanacak. Ortaöğretim tarihleri ise 15 Eylül'de sınav yapılacak. Lisans öğretmenlik Ağustos'un 4'ünde, başvuru tarihi daha önce 3 ve 5, 15 Mayıs'ta yapılmıştı. Sonuçlar 23 Ağustos. 23 Ağustos. Bakın. Eylül'den bir hafta önce. KPSS ön lisansta Eylül'ün 1'inde yapılacak ön lisanslar. Sonuç açıklamada Eylül'ün 20'sinde. 20.09.2024'te. Bunun başvurusu, ön lisans için başvuru 13 Haziran'la 2 Temmuz arasındaydı. Geçtiğimiz günlerdeydi. Evet, bunu ortaöğretimi söyledim. KPSS ön lisansı söyledim. Din eğitimini söyledim. ALES tarihleri. Bunlar akademik personel lisans üstü sınavlarıydı. Bunların sonuç açıklanması Mayıs'ın 10'unda zaten açıklanmış artık. ALES 2, ALES 3 var. Evet, sonuç açıklanma Ağustos'un 16'sında. Evet. YDS sınavı da biliyorsunuz. Sonuç açıklama 22.11.2024'te. Kasım'ın 22'sinde. Demin bunu söylemedim. YDS'de sonuç açıklanma 25.04.2024'te. Mart'taki sınav 25 Nisan'da açıklanmış. Bir ay sonra bakın, 24 Mart, 25 Nisan. 11. ayın 3'ünde de
YDS ikinci sınavı var. Yani Kasım'ın üçünde. Başvurular da 17 Eylül ile 25 Eylül arasında. Bunun sonucu da 22 Kasım'da açıklanacak. 3 Kasım'da yapılıyor, 22 Kasım'da açıklanıyor. Çok kısa bir süre. Milli Savunma Üniversitesi sınav tarihi 3 Mart'tı. Başvurular Ocak ayında 3 ve 30 arasında yapılmıştı. Sonuç tarihi de Mart'ın 28'inde. Evet, TUS, doktor, tıp okuyanlar için. Evet, bunlar da doktorlarımız da 17 Mart. Tıp bayramı 14 Mart yanılmıyorsam. 17 Mart mıydı? 14 Mart mıydı acaba? Tıp bayramına yakın bir süre. 31 Ocak'ta başvurular alınıyor. Ağustos'a kadar birinci TUS sınav için 17 Nisan 2024'te açıklanıyor. İkinci dönem için girecekler için yılda iki defa bakın TUS. 18 Ağustos'ta yani önümüzdeki tarihlerde başvuru sınav var. Onun için de Temmuz'un 3'ü ile 10 arasında. Evet, dün bitmiş. Temmuz'un 3'ü ile yani bugün bitmiş diyelim. 3 ile 10 arasında başvuru yapılıyormuş ve Eylül'ün 12'sinde de açıklanacak. Ağustos'un 18'inde sınav olacak. 18 Ağustos ve Eylül'ün 12'si yani. 3 hafta gibi kısa bir sürede geleceğin uzman doktorları gelmiş olacak. KPSS de bu şekilde bütün sınavlar ve başvuru tarihleri, hepsinin ÖSYM'nin açıklamaları bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.